yaşadım Batı Afrika'da. 2018 yılında yurt dışında okumak istedim. Sonra bir fırsat oldu. Türkiye bursları programı ile geldim. Evet, burs kazandım ve Türkiye'ye geldim, öyle. Biz 5 kardeşiz. Bu arada benim küçük kardeşim dün de mezun oldu. Yok, o benim ülkemde, Togo'da. Evet. İlk geldiğim zaman biraz dil ile ilgili, hani nasıl diyeceğim, biraz şokları yaşadım. Çünkü hiçbir şey anlamıyordum ya da duymuyordum. Bir de iklim de vardı, biraz soğuk bize göre. Türkçe yabancı diller yüksekokulunda TUMER'de öğrendim. 8 aylık bir böyle yoğun kursları aldık. Yani şu an biraz daha geleneksel bir şekilde yapılıyor. Yani gelişmiş değil, evet. Ama gelişmeyi hedefliyoruz öyle. Yağmur hiç beklemeden böyle tarla nasıl diyeceğim yetiştirmek, yani tarlada nasıl diyeyim, yani yağmuru hiç beklemeden hani çiftçiler bir şeyler yapabilir. Hani onu düşünüyorum. Yani 5 yıl neredeyse. Çünkü 1 yıl Türkçe hazırlık, bir de 4 yıl normal eğitim. Togo Cumhuriyeti'nden geldim Batı Afrika'da. 2018 yılında yurt dışında okumak istedim. Sonra bir fırsat oldu. Türkiye bursları programı ile geldim. Evet, burs kazandım ve Türkiye'ye geldim, öyle. Biz 5 kardeşiz. Bu arada benim küçük kardeşim dün de mezun oldu. Yok, o benim ülkemde, Togo'da. Evet. İlk geldiğim zaman biraz dil ile ilgili, hani nasıl diyeceğim, biraz şokları yaşadım. Çünkü hiçbir şey anlamıyordum ya da duymuyordum. Bir de iklim de vardı, biraz soğuk bize göre. Türkçe yabancı diller yüksekokulunda TUMER'de öğrendim. 8 aylık bir böyle yoğun kursları aldık. Yani şu an biraz daha geleneksel bir şekilde yapılıyor. Yani gelişmiş değil, evet. Ama gelişmeyi hedefliyoruz öyle. Yağmur hiç beklemeden böyle tarla nasıl diyeceğim yetiştirmek, yani tarlada nasıl diyeyim, yani yağmuru hiç beklemeden hani çiftçiler bir şeyler yapabilir, hani onu düşünüyorum. Yani 5 yıl neredeyse, çünkü 1 yıl Türkçe hazırlık, bir de 4 yıl normal eğitim. Togo Cumhuriyeti'nden geldim Batı Afrika'da. 2018 yılında yurt dışında okumak istedim. Sonra bir fırsat oldu. Türkiye bursları